Selam gençler. Kusura bakmayın, epey uzun bir zaman oldu. En son buluşmadan geçen süreyi düşününce sesle alakalı biraz problemler oldu. Hani çözmeye çalıştım, mikrofon falan almaya çalıştım, aldım daha doğrusu ama bir işe yaramadı. Yani ben de telefonun sesinden yararlanmayı akıl ettim. 2 ayda mı aklınıza geldi demeyin. Bir sürü bir şeyler daha var. Velhasıl size kendimi affettirmeye çalışacağım. Kusura bakmayın tekrar. Da bir iki videoyu peş peşe yükleyerek yapmayı planlıyorum. Bakalım. Umarım muvaffak olurum. Şimdi SolidWorks'ün geçen buluşmada, yani ilk buluşmada SolidWorks'u tanıtmıştık. SolidWorks nedir, kimdir, işte ne iş için kullanılır ve benzeri konulara değindik. Bu buluşmada öncelikle Sketch menüsüne bakacağız. Yani Sketch kısmında, SolidWorks'un Sketch kısmında neler yapılır? Yani iki boyutlu çizim temellerini göreceğiz. Başlayalım şimdi. New dedim. Şuradan kağıda basarak. Bu üç dosya formatından birine girmeyi işte istemiş olduğum bilgisayardan. Part, Assembly ve Drawing dosyaları var. Bunlara daha detaylı değineceğiz. Daha doğrusu buluşmalar ilerledikçe. Bir bunu yapabilirsiniz. Bir de Windows komutu olan Ctrl-N'ye basabilirsiniz. Bu da bir yöntemdir. Şimdilik çalışacağımız şey dosya çeşidi Part. Yani parça dosyası. Parça, montaj ve çizim olarak yazar. Şimdi 3 tane düzlemden bahsetmiştik. Standart gelen, hali hazırda gelen bize 3 tane düzlem var burada. Bir tane de origin var. Burası ağaç. Ağaç dediğim zaman burayı anlayın. Bakın burası ağaç ve standart ağaçta bulunan şeyler bunlar. Unsurlar. Ağacın unsurları bunlar da. History yani tarih veya geçmiş diye geçer Türkçe'de. İşte sensörler, annotation yani detaylandırma filan. Ya bu üçüne henüz değinmeyeceğiz. Çok kullanılan bir şey de değil. Yeri geldiği zaman tabii ki kullanılan bir şey ama yani temel seviyede baktığımız zaman pek kullanılan bir şey değil. Materyal yine daha sonra kullanacağımız bir şey. Biz şurada olacağız arkadaşlar. Şu dört unsur bizim için şu an öğrenmemiz gereken ve işte aktif kullanmamız gereken şu dört unsur. Ağacın dört unsuru. Şimdi başlayalım. Sketch yapmak işte bir kağıdın üzerinde işte bir şey yapmak falan gibidir diye düşün demiştim. Nedir bu sketch açmak, sketch yapmak, işte sketch'in içine gir bilmem ne falan. Buradaki komut, en çok kullanılan komut sol tarafta. Bu genel bir şeydir, dizilimdir mesela SolidWorks'te. En çok kullanılan komut sol tarafta, sağa doğru daha az kullanılan komutlar olarak gider bu. 3 tane düzlem. Tamam. Başlayalım. Buradaki sketch komutlarına, yani sketch'e girmenin 2 yolu var. Birincisi front plane'de mesela. Diyelim şey kabul edelim veya top plane veya right plane. Yani ön, üst veya sağ düzlemde olması bizim için bir şey değiştirmiyor. Herhangi bir düz düzleme basıp o bastığınız zaman oradan çıkan 4 komuttan birincisi sketch. Buna bastığınız anda bir sketch'e girmiş olursunuz. Birinci yöntem. İkinci yöntem de şu. Sketch'e basarsınız, ondan sonra görünür hale gelir bunlar uzayda. Veya görünür değilse şuradan açarsınız ağacı. Hangi düzlemde yapmak istiyorsun diyor. Yani aslında şöyle bir şey konuşuyorum. Yani bilgisayarda şöyle konuşmuş oluyorum bak. Sketch açacağım. Şuraya giriyorum. Tak diye tıklıyorum. Niye? Çünkü sketch açacağımdan şu an için bir şey anlamıyor. Ya sketch açacağım diye konuşsam mesela. Daha sonra belki mümkün olabilir ama şu an için
Şu arayüzden skeç'e bastığım zaman skeç açacağım diyorum. O da diyor ki hangi, nerede açacaksın abi? Yani front'u var, right'ı var, top'u var, yani skeç açacağım diye kestirip atamazsın diyor. Ben de diyorum ki front plane. Ondan sonra şimdi arkadaşlar şurada ağaçta sketch 2 diye bir şey, yani sketch 1 olacak sizde normalde. böyle bir şey eklendiğini görüyorsunuz. Bu bizim şu an içinde bulunduğumuz sketch. Yani şuradan herhangi bir komut kullanacağım az sonra mesela. Bu komutları işte girdiğim, çizdiğim şeyi, şekil burada varlığını sürdürecek. Neyse şimdi karıştırmayalım orayı. Ama şu önemli arkadaşlar. Burası çok önemli bir yer. Çok zor bir şey değil. Çizim yaparken yalnızca bir ricam olacak. Sağ üst tarafa bakın. Yani arada böyle şey yapın. Sketch'ten çıkın dediğim zaman mesela bakın bakayım. Sketch'ten çıktın mı? Hani şuraya bastıktan sonra bir bakın bakalım sketch'ten çıkmış mısınız? Yani burası arkadaşlar dikiz aynadır. Araba kullananlar için söylüyorum. Mesela işte sağ şeride geçeceğiniz zaman araba kullanırken ne yaparsınız? Sağ dikiz aynaya bakarsınız. Araba kullanmayanlar için, yani biz toplu taşıma kullananlar için kullananlar için konuşursak da burası bir bilet kutusu. Hani akbili bastığınız yerin işte o ekranı var ya, o orasıdır yani. İşte kaç hakkın kalmış, kaç paran kalmış, akıllı biletin içinde kaç para var. Buna baktığınız yer burası. Yani ara ara kontrol edilecek bir yer. Veya işte durağım geldi mi diye o ekran var ya. Durak geldi mi? İşte bakıyorsun. Yani burası orası diye kodlayın kafanızda. Burası önemli bir yer. Ve işte ara ara böyle göz ucuyla şöyle bir kontrol edeceğiniz bir yer. Şimdi bu arada bir şey belirtmekte fayda var. Eğer menüleri bu şekilde göremiyorsanız, yani bu kadar böyle büyük değilse, bunun sebebi ekranınızın benimkinden daha kaliteli olmasıdır. Yani bu işte 700 küsüre 1000 bilmem kaçlık bir ekran. Neyse sizinki yani öyle bir farklıdır. Ya o farklılık neden kaynaklı diye düşünürseniz, aklınıza takılıyorsa söyleyeyim diye dedim. Neyse başlayalım şimdi. Line'dan başlayalım. Şuradaki komut line, yani çizgi komutu birkaç imkan sunuyor bana. Birinci imkan, mesela bu şekilde bir yatay çizgi çekebilirim. Ne diyordum ilk buluşmada, ne demiştim? Line'a bastım. Mesela bakın sarı bir ikon görüyorsunuz hemen kalemin sağ altında. O ikon şu anlama geliyor. Yatay çizgi çiziyorum. Yani hani şu an çizdiğim çizgi yatay. Abi bak sol tıkla basarsan diyor. Veya ablam basarsan bu yatay olacaktır. Yani bu noktasından tutup da sağa sola sürüklerken bu yataylığını unutmayacaktır. Yatay çizgidir. Mesela herhangi bir çizgi çizebilirim filan. Bu daha farklı. Center line var. Örneğin bir tane center line çizelim. Veya yardımcı çizgi diye geçer Türkçesi. Midpoint line ve orta nokta çizgisi olarak geçer. Bunu bağlamından koparmamak adına midpoint line'ı şuradan orijine çakışık çizelim. Bakın orada yine bir sarı çizgi belirdi çakışık olduğuna dair. Şimdi hem çakışık hem de yatay. Bakın midpoint line'ın olayı şudur. Noktadan mesela AB doğrusu olsun, bu AB doğrusu olsun, bunları oynattığım zaman ne oluyor? İkisi de eşit olarak hareket ediyor. Buradan simetri merkezini orijin alarak veya batırdığım noktanın eğrisi sonrası alarak yapıyor. Burada fark ne? Normal bir line'dan farkı şu arkadaşlar. Mesela şöyle göstereyim. Veya hatta kafanızı hiç karıştırmadan şöyle göstereyim. Line'la bir şey çiziyorum.
Dikey, yatay, dikey, yatay. Bunu ben diyelim büyütüyorum. Ha, daha doğrusu boss extrude'la işte şey yaptım. Kalınlık verdim. Buna kalınlık verebiliyorum bakın rahatça. Ama örneğin bir şey yapayım. Yine aynı yerde. Şöyle yapalım. Yine front plane'de bir tane sketch açtım. Ondan sonra Ctrl 8'e bastım. Bakın bu önemli. Ctrl 8. Klavyeden Ctrl 8'e bastım ve karşısına geçtim bunun. Yine yapalım. Ama bu kez bakın şuradan değiştirip for construction olarak değiştirip construction line yapalım. Tamam. Ve diyelim ki boss extrude. Bakın aynı şekilde olmadı. Neden? Çünkü bu bir kontur belirtmez. Yani hükmü yoktur. Aslında bu iki çizginin veya şöyle de gösterilebilir. Aynen evet böyle göstersek daha iyi. Buradaki edit sketch deyip geri girdim mesela buna. Bunun yanına bir de şunu ekleyelim. Extrude dediğimde iki şeyden birini seçtirir bana ve ikincisini şunu seçtirmez bakın. Çünkü onun hükmü yoktur. O Türkçe tercümesinde olduğu gibi kesinlikle bir yardımcı çizgidir. Şimdi yine bir front plane'de sketch açtım. Şimdi line bu şekildeydi. Aslında bu çoğu programda polyline olarak adlandırılır ve polyline hani nasıl desem polyline ne demek? Çoklu çizgi manasına geliyor. Şöyle mesela bunu sol tıkla tıkladım, sağa doğru getirdim, bir sol tıkla daha sık tıkladım. Bakın çizmeye devam ediyorum. Normalde line komutu genelde şeydir diğer programlarda. Hani line dediği zaman tek bir tane çizgi bırakır. Hani bir nokta, A noktası, B noktası bitti. Komut bitti. Burada öyle bir durum yok. Hatta şu en son koyduğum noktanın üzerinde biraz beklersen bakın bu şekilde bir şey çıkıyor. Kaçıranlar için bir daha şey yapayım. Bakın normal böyle gidiyorum ya. Tam şu şekilde biraz beklersem bakın ona teğet olacak şekilde bir çizgi çizmiş olurum. Böyle. Line'ı yeterince anlattığımızı düşünüyorum. Yani çizgiyi. Center rectangle diyorum. Yani rectangle ne demek arkadaşlar? Dörtgen manasına. Yani dikdörtgen manasına geliyor. Yalnız dörtgen de olabilir. Yani dörtgen demek daha doğru geliyor bana. Çünkü şuradaki ya paralelogram diyor mesela atıyorum. Ya bu bir dikdörtgen değil. Düzgün yamuk. Neyse burada rectangle'a bastığımız zaman ki programı ilk açtığınızda şu şekilde gelecektir. Default'u budur yani hiç değiştirilmemiş hali. Dörtgen bu şekilde gelecektir. Evet, devam edelim. Corner rectangle dedi, yani köşeden köşeye dörtgen. Bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bir köşe, ikinci köşe bitti. Böyle. Bakın bir tane daha yapayım. Bu şekilde. Yani şuradan buraya. Ve burada ilişkiler zaten şeyden gelir, standarttan gelir. Şuradan ilişkileri açalım sizin için. We have sketch relations dediğimde yani sketch ilişkilerini göster dediğimde o 90 derece açı ikonu gibi olan ikon. Bu arada bakın göze basmadım ama gözün sağındaki oka bastım. Neyse. Şimdi burada ilişkileri gösteriyor mesela bize. İlişkiler hep şeydir. Nasıl desem böyle bir dörtgen çizdiğinizde mesela bu yatay bunlar da dikey olduğunu bilir. Yani bu dikdörtgenin ayrıtları
İki karşıt aygıtla diğer iki karşıt aygıt aynı ilişkiye sahiptir. Olması gereken bu çünkü. Dikdörtgen diyoruz. Dört tane aygıtı olacak. Dört tane de 90 derece açı olacak içinde. Şöyle, center rectangle dediğimiz merkez belirlersiniz ve sonra ikinci bir ölçü belirlersiniz. Budur. Straight slot'a geçmeden önce burada başka tür şeyler de var. Ya diyelim bir dörtgen çizmek istiyorsunuz. Yani dikdörtgen çizmek istiyorsunuz ama yamuk olmasın istiyorsunuz. Yani nasıl yamuk diyelim. Yani mesela bu nasıl bir dikdörtgendir? Bakıyorsunuz mesela şuradan da bir şey çizelim. Böyle bir şey çizelim mesela. Bu kaç derecedir arkadaşlar? Bunu bilmeyen yoktur zaten. 90 derece, evet, drive'ın. 90 derece burada kaldı. Şimdi bir de şöyle bir şey yapalım. Yani çizgi var burada elimizde. Bir tane de diyelim. Burasının 90 derece değil. İşte şu an tamamen atıyorum. İşte 15 derece olmasını istiyorum. Bakın o zaman ne oldu? İşte buraya 15 dedik. He, ben 90 artı 15 demek istedim. Evet. 105. Bunu kullanıyoruz. Yani şunu kullanıyoruz. 1, 2 ve 3. noktalar. Bakın buradaki ilişkiler de ona göre değişti mesela. Gördünüz mü? Hani burada mesela diklik ilişkisi var. Şu iki ayrıtın birbirine dik olduğu. İşte şunların da aynı şekilde. Ve bu ikisinin de birbirine paralel olduğu. Yani bilgisayar tarafından bu şekilde bu dikdörtgen olma durumu sağlanabiliyor. Üçüncü mü? Yok. Beşinci mi? Dördüncü mü? Ana. Neyse. Dördüncü komutta şu merkez. Ondan sonra birinci kenar ve ikinci kenar şeklinde. Bu da mümkün. Bunu yapmak da mümkün. Burada farkı nedir arkadaşlar bunun aslında? Bakın çok belirgin. Aslında sorunun cevabı soruda gizli diye fen bilgisi öğretmeni tribüne girmeyeceğim. Yani şurada buna biraz daha vakit ayıralım. Bakın gençler burada aslında bir simetri olayı var. Tamam, hani yani birbirine simetrik olma durumu var ama bu simetrik olma durumu midpoint line ile açıklanabilir. Yani buradaki iki AB ve işte DC doğrusu ne yapıyor aslında? Orta nokta ilişkisiyle bağlı olduğu için şu ortadaki yardımcı çizgiye ne yapıyor? Bu gittiği zaman öbürü de gidiyor. Niye? Çünkü orta nokta ilişkisiyle bağlı birbirine. Biri dikey biri yatay olduğuna göre bu sayede dikdörtgen olma şerefine nail oluyor diyeyim. Aynı şekilde burada da yani bu center line'larla kurgulanmış yani merkez noktalarıyla ve işte midpoint line'la yani orta nokta çizgisiyle sağlanmış bir dikdörtgen olma durumu var. Ya atıyorum bunu neden böyle detayını anlatıyorum? Çünkü hani mevzuyu bilin diye, tamam mı? Hani diyelim işte hiçbir yani herhangi bir dörtgen, tamam mı? Bakın hiçbir kural yok üstünde. Ya ben bunu şunu dersem sen ve sen bakın bunlar Windows komutu, tamam mı? Bunları mesela öğrenciler çok soruyor ve çok şaşırıyorum. Yani şöyle şaşırıyorum hani program ya ne bileyim hani düşündüğün zaman şu an hani mesela 96'lı 99'lu işte kuşaklar bunları öğrenmeye çalışıyor. Ve Allah aşkına abi hani hadi bizi en kötü anlarım da hani siz bu teknolojinin içine doğdunuz yani direkt içine doğdunuz. Hani ben hatırlıyorum hani elimle böyle kasetin işte şeyini o manyetik bantlı kasetler vardı 90 dakika işte 60 dakika 120 dakika falan şeklinde. Kasetler vardı ben çok iyi hatırlıyorum. Kaset piyasası vardı ya. Hani çok da analog bir dönemde yetiştik mesela. Bizim çocukluğumuz çok da analog bir dönemde geçti ama sizin çocukluğunuz direkt dijital içine girdi. Yani içinde doğdunuz direkt yani olayın. Yani
Buna biraz hakimiyet kazanmayı, hani kendinizi biraz görevde bilin, hani yani görev bilin yani. Bu benim hani olması gereken standart donanım canım yani. Bana adam şimdi kontrolle işte ya çoklu seçimi nasıl yapıyoruz diye sorarsam şimdi ben kendimi biraz ayıp etmiş olmaz mıyım acaba filan diye düşünün yani. Şöyle ki ya bunu ukalalık olarak algılayanlara da kusura bakmasın. Yani bilmiyorum yani çok basit Windows komutları bunlar. Hani öyle diyeyim. Hani nasıl desem browser'da falan da kullanabileceğim bir şey yani bu. Hani genel olarak Windows kullanırken yani bunlar hani işte birileri sana ukalalık yapsın diye falan koyulmuş komutlar değil. Bunlar senin işini kolaylaştırsın diye yapılmış komutlar. Yani bunlardan ne uzak durmalısın ne de öğrenmekten işte direnmelisin öğrenmeye falan. Hani veya kullanmaya. Ya biliyorsun veya diyelim biliyorsun kullanmıyorsun o da kötü yani. Bil de kullan da hani. Neyse. Şimdi bunu seçtim. Şunu da aynı anda seçmek için ne yapmam lazım? Bakın. Bakın seçmiyor değil mi? Kontrole basılı tutacağım. Yani CTRL yazan tuşa, sol alttaki tuşa. Sanırım Mac'ciler bunun için CMD diye bir tuş kullanıyormuş. Neyse Mac'te Solid olmadığı için pek önemli değil. Şimdi bu ikisini tuttum arkadaşlar. Bakın Selected Entities diye yani seçilen içerik burada duruyor. Yani seçilen unsur veya seçilen içerik diye yani entity tam olarak nasıl çevrildi bilmiyorum SolidWorks'te. Burada iki tanesini seçilmiş olduğunu görüyorum. Bu sol panel şu sağ taraftakinden de fazla bakacağınız bir şey. Yani burası olayın mutfağı, tamam mı? Burada sürekli ya burayı çok iyi anlamanız gerekiyor. Bu sol tarafı. Bakın properties panelini. Yani properties seçenekler diyebiliyorum veya özellikler. Şimdi bu ikisini tuttuğum zaman burada arkadaşlar ya verebileceğim ilişkiler. Bakın add relations yani ilişki tanımla kısmında buna verebileceğim, bu ikisine verebileceğim ilişkiler var. Mesela buradaki işte yataylık, dikeylik, kolineerlik yani eş doğrultuluk, perpendicular, diklik, işte paralellik, equal yani eşitlik veya fix ilişkilerinden herhangi birini verebileceğim anlamına geliyor. Bakın burada yoksa eğer bir ilişki türü, ilişki çeşidi, o zaman bu tuttuklarımla o ilişki çeşidini veremeyeceğim anlamına geliyor bu. Existing relations dediği de yani var olan ilişkiler. Şu an var mı? Yok. Olacak. Paralel diyorum. Bu ikisini tuttum ve paralel dedim. Şu ikisini tuttum ve paralel dedim. Olmadı. Bu bir paralel kenar oldu. Bu ayrı bir şey. Ama bu ve bu birbirine diktir. Perpendicular. Ve bu birbirine diktir. Perpendicular. Ne oldu? Şimdi aslında şundan ne farkı var arkadaşlar bu yaptığımın? Ben size söyleyeyim. Hiçbir farkı yok. Teknik açıdan hiçbir farkı yok. Şu ikisinin. Ama nedir? Adam burada hani ilişki sistemini zaten kurmuş kendi içerisinde. Buraya da komutu koymuş. İşte dörtgen hani millet uğraşsın mı yani evil diye böyle. Uğraşmasın demiş. Onun yerine ben hani var olan line'ın üzerine ilişki koyarak bu dörtgenleri falan çizeyim. Geometrik bir kafa. Neyse burada sonuncu olarak şuna gösterelim. Paralel kenar baktığımız zaman ya bir çizgi yani bir tane doğru çiziyorsunuz ondan sonra o doğruya bağlı olarak bir paralel kenar başka bir doğru ve o doğrulara giden yani o iki doğru arasında bitiş noktalarından birleşen iki tane doğru ekliyor ve bu bir paralel kenardır. Bitiriyoruz. Şimdi devam edelim. Burada başka ne komut var? Circle var. Circle dediğimiz zaman bakın cidle diye yazılıyor. Circle. Yani daire. Bir tane merkez
ve bir tane yarıçap. Bir tane merkez, bir tane yarıçap. Bakın, bu programa karşı ve genel olarak bilgisayara karşı bu kadar şey olmalısınız. Araştırıcı olmalısınız. Merak eden şekilde davranmalısınız ve bozmaktan, ya Allah aşkına yani korkmayın. Bak ya, neyini bozabilirim Allah aşkına? Şunu böyle saçma sapan bir şey yapsam ne olacak ki yani? Ne dedik? Onaylamadan çık. Ha, bitti. Yani çarpıya bastım. Onaylamadan çık dedim. Bitti gitti. Hiçbir şey yok. Bozduğum hiçbir şey yok. Yine bir skeç açtım. Devam edelim. Bir merkez ve bir yarı çaptan geçiyor. Bir tane daha circle çeşidimiz var burada. Şöyle ki bir teğet noktası, ikinci teğet noktası ve üçüncü teğet noktasından oluşan ve şu an yaptığım zaman pek de anlam veremediğiniz bir şey oluştu. Neden öyle yapalım ki gibisinden. Ki bu oluştuysa gayet haklısınız. Şimdi 3 tane daire var elimde. Ve bu 3 daireye de bir sebepten, işte üçüne de teğet bir daire çizmem gerekiyor. Lazım. Şuraya bir tane daire çizip ondan sonra bununla bunun ikisini tutup tanjant, işte bununla bunu tutup bu ikisi tanjant, bir de bununla bunu tutup bu ikisi tanjant diyebilir miyim? Gayet tabii diyebilirim. Niye diyemeyeyim ki? Ama neden böyle bir şey yapayım? Şuna, şuna ve şuna teğet abicim dediğin zaman bitti. Aynı işi yapıyor yani. O yüzden de dairelerde böyle şeylerdir. Center point arc dediği, yani arc. Arc dediğiniz şey kemer manasına geliyor arkadaşlar veya yay, yani yay olarak kullanacağız biz burada. Mesela merkezi bu ve işte yarıçapı bu olan bir daireyi işte bilmem kaç derece açıyla böldüğünde çıkan yay. Şöyle de anlatabilirim. Şu ya. Döst, o değil. Şu ikisi arasındaki işte derece 30 derece ya abi. Ya böyle bir, bu nedir? Yay. Yani nedir? Kesik daire. Tamam. Şuradan angle. Bakın şurada A eşittir 20,78 yazıyor ya, angle o aslında. Bıraktığın zaman şuradan parametreleri değiştirebilirsiniz ama kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Neden tavsiye etmiyorum? Çünkü hop bitti. Senin o girdiğin ölçü bitti. Gitti. Yani ölçü vereceğimiz zaman Smart Dimension kullanacağız arkadaşlar. En çok kullanılan ikinci komut mu yoksa, yok, birinci komut diyebiliriz buna. Smart Dimension ölçü vermeye yarıyor. Şöyle ki biraz sonra anlatayım onu. Yay bu şekilde çalışıyor ve burada farklı teğet yay ve 3 point yay, yani 3 noktayla yay oluşturma var. Ya bunları denemeden anlamanız epey zor. Bakın mesela please select an end point of a sketch segment diyor. Artistlik yapıyor. Sebebi, bir diyor çizgi çek diyor. Yani tanjant, hani ne, komutun adı zaten tanjant arc, yani teğet yay. Peki neye teğet? Bak mesela seçtim, hiçbir sıkıntı yapmadı. Ya hiçbir problemi yok benimle. Problemi neymiş? Bir tane çizgi olmasıymış. Çünkü mantıken ismi teğet arc olan, yani teğet yay olan bir şeyi, bir şeye teğet olması gerekiyor. Yani neye teğet olacağını bilmeyen bir şey de teğet olamaz. O yüzden buradaki, yani bir çizgi belirtmeniz gerekiyor. Veya işte daire de olur mesela, bakın. Olur mu? Ha, o daire değil, dairenin kendisi değil, dairenin çizgisi oluyor. Yani pardon, noktasını kabul ediyor bunu. Şimdi burada elips var. Elipsi de bu şekilde yapabiliyorsunuz.
Elipsin bildiğim kadarıyla pek bir yöntemi de farklı bir şey de yok yani. Aynen yok. Yani iki tane ölçü veriyorsun aslında burada. Bir şu kısa ölçü, bir de uzun ölçü. Elipsi de bu şekilde yapmış oluyorsun. Ha, bunu böyle yatay olmasını istersen şu nokta ve bu noktaya basıp işte yatay diyebilirsin. Gibi gibi devam ediyor. Ya bunlarla çok sıktım size gibi geliyor bana ya. Böyle çok sıkıyormuşum gibi geliyor. O yüzden biraz daha hızlı geçmeye çalışacağım şundan sonra. Bir de daha az kullandığımız komutlara gelmeye başladık. Mesela poligon dediğiniz şey aslında çokgen çizim. Yani poligon deyince böyle bir havalı bir şeymiş gibi falan duruyor da öyle değil abi. Direkt mesela şu an altıgen değil mi? Bunu çiziyorsun. Altıgen olarak çiziyor. İşte şunu dersen circumscribed circle dersen yani dairenin nasıl desem bir tane daire düşün bu çokgenin etrafında izafi bir daire var ve o dairenin noktalara değdiği duruma ikinci durum birinci durumsa ayrıtların iç içine teğet olması durumuna deniyor. Ya bu neyi değiştirir arkadaşlar? Eğer sen bunu kumpasla ölçtüysen mesela şuradan ölçü vereceksin zaten. Senin için bir şey değiştirmeyecek bu. Atıyorum 50 diyelim. İşte diyelim bir de öbür türlüsü. İşte eğer daire hani yani şuradan şuraya olan ölçüyü veriyorsan, biliyorsan daha doğrusu buradan 50. Bakın ölçüler değişik. Yani iki ölçü, yani iki farklı şey yapmış olduk. Çokgen yapmış olduk. Yalnızca altıgen için değil tabii ki. Yani çünkü çokgen diyorum. Hani kaçgen olduğu yani ikigen olmayacağı kesin değil mi? O zaman 3 veya sonsuz gen olabilir. Ya sonsuz gen tabii ki olamaz. Çünkü sonsuz işaretini buraya girdiğinde SolidWorks'un ne yapacağını bilmiyorum da. Atıyorum mesela bakalım kaç oluyormuş abi. Ben de bilmiyorum. 999. Mesela bakıyoruz. Kaçgen oldu bu hakikaten. Kırkgen. Elligen olmuyor mu abi? Elligen olmuyormuş. Bak gördün mü mesela bir sınır var. Yani üçgenden kırkgene kadar. Buradan devam edelim. Çokgenler bu şekildeydi. Straight slot dediği şeyde bunu nasıl çevirdiler bilmiyorum ama slot olarak çevirmiş olabilir veya yonga veya yuva olarak çevirmiş olabilirler. Bu çok sık kullanılan bir şey değil ama hayat kurtarıcı bir şey. İşi kolaylaştırıcı bir şey. Yani iki tane merkez, tamam mı? Bir tane de şey yarıçap. Ya yani aslında şöyle söyleyebiliriz. Bir uzunluk ve bir yarıçap belirleyerek bir doğru etrafında iki tane daire ve onlara bağlı işte bir şekil oluşturmaya slot yani oluşturan komuta slot deniyor. Burada daha farklı bir şekilde oluşturuyor. Burada hatırlayacaksınız demin hatırladıysanız hakikaten iyi dinleyebiliyorsunuz demektir. Midpoint yani orta nokta doğrusuyla yapılan bir şey. Straight slot. Burada ark üzerinden yapıyor. Yani bir tane ark var. Onun etrafında böyle bir slot yapmak istiyorsanız. Burada da bir merkez var. Yine yay da. Hani o daireyi ne kadar böleceksin? Şu kadarını böleceğim. Burada slot yapacağım. Şeklinde kullanabiliyorsunuz bu slotları. Ya hocam bu ne işe yarayacak ya filan diyen haklı ama biraz gıcık arkadaşımız için şöyle bir şey yapalım. Burada bir daire var ya mesela. İşte şeyin içinde bu mekanizmadan vardır. Ben gördüm. Neydi onun adı? Bataryaları var ya, musluk bataryalarının içinde bu şekilde geometrik şekiller bulabilirsiniz mesela.
Atıyorum bunu böyle yaptım. İşte bunda simetri falan gibi. Yani bu şekilde kullanılabiliyor. Yani sıcak su, soğuk su gibisinden böyle iki tane delik var. İşte burada da bir tane dairesel bir form var. İşte bunu kapatınca işte bundan daha fazla gidiyor. Bunu kapatınca ondan daha fazla gidiyor falan. Bu şekilde bir mantık. Neyse, açmanızı öneririm. Çok güzel. Şimdi buradan Edit Sketch'e girip tekrar işte karşıdan baktım filan. Burada göstermediğim bir tek spline kaldı arkadaşlar. Spline dediğimiz şey eğri olarak çevrilmiş olsa gerek. Bunun kendi içerisinde bir şey var. Matematiği var. Yani bundan birinci buluşmada da bahsetmiştim. Bunun matematiği işte Bezier eğrisi denen, işte o Bezier denen abimize borçluyuz bunu. İşte bu şekilde mesela oynayabileceğiniz şeyler. Nasıl desem, kurallı bir eğriler bütünü. Yani bu eğri nasıl çalışır arkadaşlar? Düz bile çizmiş olsanız, bakın Escape'e basıp çıktım mesela. Şöyle yaptım, bakın komuta bastım. Bir nokta, ikinci nokta, Escape'e bastım. Bu şekilde bir şey çıktı. Buna bastığım zaman şuradan bakın bir açı ve bir uzaklık, yani noktaya olan uzaklığı şeklinde iki parametre çıkıyor karşıma. Bu parametrelerle oynayarak epey güzel. Mesela yüzey tasarımına geçtiğimiz zaman, yüzey modellemeye geçtiğimiz zaman epey güzel işler çıkaracağız. Mesela bakın şurada öylesine oynadığım, işte bakın spline budur budur filan dediğim komutta bile ne oldu? Koltuğa benzer bir şey oldu mesela, atıyorum yani. Ya bakıyorsun bundan işte koltuk çıkar mı abi? Yani pek çıkmaz ama yani bir bel turu şeyi falan çıkar, böyle sandalyesi hani. Atıyorum şöyle bir şey olsa filan. Yani şu an tamamen atıyorum tabii de hani işte filan filan. Ya şu altta bir tane daha çeksen filan gibi. Neyse, çok fazla filan dedim. Ağzıma terlikle vurmak lazım. Neyse, front plane'de tekrar bir şey açıyorum. Sketch açıyorum. Şu filta da değinelim. Bakın filt önemli bir şey çünkü. Filta değinmekte fayda var. Şimdi diyelim böyle bir şey. Çokgeniniz var. Pardon. Diyelim böyle bir çokgeniniz var. Ve bunun kenarını kırmak istiyorsunuz. Pahlamak istiyorsunuz şu kenarını. İşte şuraya bastığınız zaman kırmış oluyorsunuz. Bakın yarı çapı 10 alan bir, hani şey gibi düşünün. Burada kağıtta yapıyor olsak bu çizimi mesela, şey yapacaksın ya. Buradan işte şurayı bulup, atıyorum yani fark ettirmeden şuradan kurşun kalemini çizip mesela şunu. Bu onu. Ondan sonra buradan pergeleyi dayayıp buradan fış diye böyle filtre çizeceksin ya. Aha, o filtre bu. O pergeli dayayıp da çizdiğin şey bu. Burada da bu şekilde. Buna 90 derece. Yani buradan 90, buradan 90 girip çekiştikleri yer. Böylece oluyor filet. Şimdi her şeyden önce neye geçelim? Bence kesinlikle bence görmemiz gereken önemli şeylerden biri Smart Dimension. Gençler bakın, Smart Dimension yani akıllı ölçülendirme. Diyelim bir tane dörtgenimiz var. Smart Dimension'la bunun ölçüsünü ayarlıyoruz. Şöyle ki buna bastığımız zaman 250 yazıyor ya burada. Burası 250 midir? Gerçek bir ölçü müdür? Evet, gerçek bir ölçüdür. İşte bunda 250 olduğunu kesin ve kesin beyan etmek için kullandığımız şey Smart Dimension deniyor. Yani şöyle ki demin bunu değiştirebiliyordum ama bu olduğu sürece bunu değiştiremem. Yani böyle alıp da böyle sağa sola bakın tuttum, sağa doğru çekiyorum, sola doğru çekiyorum, hiçbir şey değişmiyor. Niye? Çünkü bunun 250 olduğunu biliyor. Diyor ki insan söyledi bunu, sen değiştiremezsin.
Ben insan değil miyim diyorsun? İnsansan sil o zaman yenisini yaz diyor. Veya silip yenisini de yazabilirim. Çift tıklayıp üstüne sen 250 değil 200'sün de diyebilirim. Üzülmez, darılmaz, gücenmez. Şimdi tekrar mesela şuraya girelim. 100 diyelim buraya da. Şimdi arkadaşlar burası 100 ise, burası 200 ise bu ortadaki yardımcı çizgiler birbirlerine orta noktadan bağlıysa ve kenar ayrıtlar da o yardımcı çizgilerin dik kesiştiği noktaya orta nokta ilişkisiyle bağlıysa ve bu iki ayrıt hatta bu üç ayrıt yatay bu üçü de dikey ise bu nedir? Full defined yani tam tanımlı Türkçesinde tam tanımlı yazar. Tam tanımlı bir çizimdir. Yani yarı tanımlı değildir. Yani bunu alıp öyle sağa sola oynayamazsın. Hiçbir şekilde hiçbir işlem yapamazsın o konuda. Yalnız bu ölçüleri veya ilişkileri böyle basıp üstüne silmen filan lazım. O kadar. Gibi. Smart Dimension'ı çok kullanacağız. Bu arada Smart Dimension demin fark ettiğiniz gibi yani dikkatli olanınızın fark ettiği gibi açı vermek için de kullanılır. Smart Dimension'a basıp mesela o yüzden akıllı tamam mı? Hani neye yani şuna basıyorsun. Ha bu o zaman işte doğrunun ölçüsünü istiyor. Ama belki dikine ölçüsünü istiyor. Belki yatayda ölçüsünü istiyor. Tam tersini söyledim sanırım. Pardon. Bir de mesela noktadan çizgiye kadar bastığın zaman uzaklık ölçüsünü verdiğini algıladığı gibi çizgiden çizgiye ve iki farklı açıda duran herhangi bir iki farklı açıda duran iki doğruya bastığın zaman buraya açı vereceğini anlıyor. Ha diyor bu herhalde açı verecek ya filan. Gibi. Yani baktığınız zaman böyle bir durum var. Smart Dimension'da ölçü verebiliyorsunuz. Şimdi trim and detail dediğimizde trim'i şöyle tanımlayabiliriz arkadaşlar. Buda diye geçer orada. İngilizce ama Türkçesinde. Diyelim ben bu yani şu çizgiden ötedeki kısmını istemiyorum. Ben bunu tek tek böyle yapsam olur mu? Olur. Hem de çakışık filan. Ama deminki sebepten ötürü yani ne gerek var argümanıyla beraber. Kaldı ki daha fazla da olabilir. Yani burası böyle dolu da olabilirdi. Atıyorum ben buradan gerisini hiç istemiyorum filan. Mesela atıyorum şuradan gerisini hiç istemiyorum. Şöyle keseceğim. Tek tek bunları işte nasıl şey yapacağım. Onun yerine trim'e basıyorum abi. Power trim yani trim başka programlar biliyorsanız eğer trim'in Buda demek olduğunu da biliyorsunuzdur zaten. Ama şöyle bir durum var. Bu çoğu trim, yani çoğu programdaki trimi tam olarak karşılamıyor yöntem olarak. Mesela nedir? Hani şu AutoCAD'in eğer AutoCAD biliyorsanız AutoCAD'in trimine en yakını şu trim to closest falan gibi. Ama Power Trim bence en iyi iş göreni bu programlar arasında. Şöyle ki tıkladım. Bakın bir tane çizgi belirdi. Bu çizgiye değen Değen abi gidiyor. Değen için geçmiş olsun. Bu kadar. Gayet rahat. Trim'i bu şekilde kullanıyoruz. Convert Entities'ı yani objeleri dönüştürü. Şimdilik anlatmayacağım çünkü anlatacak bir yeri yok şu an. Az sonra olabilir. Offset Entities dediğimizde şu offset entities yani objeleri ötele. Bakıyorum. Mesela 5 milim yok. 5 milim görünmez de 15 milim mesela ötele. Buna bastığım zaman mesela 15 milim öteliyor bunu.
Bakın, SolidWorks'te çoğu modelleme programından farklı olarak SolidWorks'te ölçüyü sonradan veriyoruz. Bu sonradan verme olayının güzel de bir getirisi, bir avantajı var. Buna bastığımız zaman mesela 15 dedik ya buna. Abi 10'sun sen dediğim zaman ben değiştirebiliyorsun. Ne geometri de buna göre değişiyor komple. Mesela 10 mm gördüğünüz gibi veya ilişki sistemi sayesinde de onu silip de bunu böyle işte şey yapsam, sürüklesem de her şekilde diğerleri de değişiyor. Yani hani tek bunu sürüklemiş olmuyorum çünkü hepsi birbirine ilişkiyle bağlı. Neyse, şimdilik bu 5'te kalsın. 5 o kadar da küçük değilmiş. Offset and Details buna yarıyor. Bu arada obje önemi yok yani. Yani neyse o. Yani neye tıklasam onu offset edecek. Yalnız işte offset yaparken bir şey bilin. Cap and Stay derseniz, yani uçları kapat. İşte line veya arc'la bunu kapatı, yani bu şekilde de yapabilirsiniz gibi. Bakın şunu mesela trimlemiştik ya. Şu tek bir çizgiydi bakın. Şu tutacağım şeyler tek çizgiydi. Şu üçü. Şu an hala o yüzden ne yaptı? Trim'i yedikten sonra kolineer, yani eş doğrultulu dedi bunlara. Yani ilişki sistemi böyle bir şey. Hani sonunu düşünerek yapmanız gerekiyor ki, yani daha doğrusu daha sonra yapacağınız şeyi düşünerek yapmanız gerekiyor ki en verimli şekilde kullanabilirsiniz ilişki sistemi. Convert entities'i yapmak için aslında şöyle bir şey yapabilirim size. Şimdi vakti geldi diyelim. Evet. Bakıyorum işte 100 yapayım. Tamam. Diyelim elinizde böyle bir geometri var. Burada bir sketch açabiliyorum. Bakın ne dedik? Düz herhangi bir yüzey demiştim ya. Düz yüzey, yani şu üçünde açabilirim deyip kestirip atabilirdim ama ne dedim? Düz yüzey. Yani şöyle söyleyeyim. Düz olan herhangi bir yüzeyde istediğiniz gibi sketch açabilirsiniz. Yani sketch'e bastığınız zaman bakın açılıyor. Buraya bastım. Bu kez şuradan çıktı sketch. Şuradan çıktı sketch. Bakın şu değil. Edit sketch değil. Öğrenci bunu çok karıştırıyor. Sketch. Sketch. Yeni sketch açmak için sketch'e basıyorsunuz. O kadar da karıştırıyorsanız, o kadar da allak bullak oluyorsa kafanız, gidin sketch'e basın şuradan. Neyse, Ctrl 8 dedim ve karşıdan baktım. Burada mesela şunu istiyorum ben. Buradan böyle bu çizginin aynısını istiyorum. O zaman gelip buradan işte şuraya gideyim, corner işte corner'dan delik getireyim falan. Böyle bir şeye kalkışmıyorum. Tutuyorum bunu, Convert Entities diyorum. Bitti gitti abi. Bu kadar. Aha, ne yaptı bu herif diye kaçırdınız mı? Kaçıran varsa hemen bir daha yapalım. Bakın sketch'in içindeyken şu yüzeyin aynısını mı istiyorum ben? Bunu tuttum. Sketch'in içerisindeki Convert Entities'e bastım. Bakın bunlar ne diyor? On Edge ilişkisiyle birbirine bağlı. Buradan işte tekrar geometri falan oluşturabiliyorum gibi gibi. Bakalım devam edelim. Sketch'te başka bir şey, hem mirror'lar var. Liner sketch pattern, move entities. Aynen, tamam. Bunlar çok iyi. Bir dakika. Şimdi mirror burada biraz farklı arkadaşlar. Yani mirror'ı büyük bir özgürlükle yapamıyorsunuz. Öyle diyeyim. Diyelim bir tane çizginiz var veya çizgi kafanızı karıştırabilir belki. Diyelim bir tane dairemiz var. Bir tane de center line'ımız var. Çünkü olmak zorunda. Mirror'ı göstereceğim çünkü. Şöyle söyleyeyim. Hatta ufaktan ilişkilere de alışmanız için bunların hepsini tam tanımlı yapacağım. Bu tam şu saniyeden sonra. Diyelim burası 200 milimetre. Ya isteyen yapabilir ama çok da gerekli değil. Yalnızca izleyin diye yapıyorum bunu. Şu ikisini tuttum. Yani bunun merkezini ve şunun orta noktasını tuttum ve horizontal, yani yatay dedim. Yatay ilişkisi verdim. Ve buna 85 milimetre bir çapı var. Türlü türlü huyu var. Yani 95 milimetre uzaklığı var şeyden. Şuradan eksen çizgisinden.
Şimdi arkadaşlar bu bakıyorum full defined yani tam tanımlı bir çizgi. Şimdi mirror yapmamın benim iki yolu var ama önce copy'yi göstereyim isterseniz. Move diyebilir miyim buna? Aldım start point buradan buraya dedim. Keep relations dersem bakıyorum. Full defined değil artık. Yani taşıyabildim ama ilişkisi kayboldu. Şöyle ki tekrar orijine değdirirsem, coincident dersem bu ikisini o zaman full defined der. Yani move genelde kullanmamanız gereken bence bir şey. Yani kullanmamanız gereken derken yani böyle ilk sıfırdan öğreniyorsanız kullanın tabii ki. Ama başka bir programdan gelip de burada böyle hani uydur kaydır veya sabun yapmaya çalışan veya işte dur şu daha kolay falan diye düşünen çok insan oluyor. Arkadaşlar burada başka şekilde kolaylıklar var. Yani aynısını uygulamaya çalışmayın. O yüzden şöyle move'u çok gerekli durumlarda kullanıyoruz bazen. Yani rotate yine aynı şekilde çalışıyor arkadaşlar. Center of rotation var. Yani dönme merkezi, dönüş merkezi. Bir de burada entity rotate yani işte döndürecek objeler. İşte seçiyorsunuz. Center hani şeyini seçiyorsunuz ve kaç derece olduğunu giriyorsunuz. Ya bunlar ölçü vermeden önce yapılacak şeyler öyle söyleyeyim. Scale dediği yani ölçeklendirme işte buradan atıyorum yani iki kat büyüt filan gibi şeklinde copy dersek saçma. Büyüt. Neden büyütmüyor? Büyümüyor. Büyümüyor. Neden büyümüyor? Neden büyümediğini söyleyeyim size. Gerçi dikkatli dinleyenleriniz anlamıştır. Ölçü vermişim yani 200 demişim ben buna. 2 kat büyüt diyorum. O zaman 400 olması gerekiyor ama önce senin verdiğin ölçü. Bakın move'lar, işte scale'ler, bilmem ne, rotate'ler falan bunlar burada artık ikinci planda. Yani doğrudan tahakküm yeteneğinizi kullandığınız bir alan değil artık. Doğrudan tahakküm yeteneğinizi Smart Dimension'da kullanıyorsunuz burada. Smart Dimension daha önemli. Yani ölçülerin hiyerarşisi daha yüksek. Neyse burada işte stretch var. Uzatmak anlamına geliyor. Rotate, copy. Copy'yi kullanalım mesela. Yani kopyalamayı. Şunları seçtim. Keep relations dersem yani şuradaki ilişkileri tut. İlişkileri koru manasında geliyor. From to start point yani from to dedi yani then'e kadar. Yani şuradan şuraya gibisinden kullanabiliyorsunuz. Şöyle X'ye dediğin zaman daha böyle hani mirror yapmanın koordinat iki veriyorsunuz. yolu var Atıyorum şuraya arkadaşlar. doğru Bir işte şu üstte kadar deneyeyim filan gibi mesela. kaç Mirror milimetre diye sağ 180 milimetre kaç sağ milimetre. bak. Mirror dediği yani mirror ayna demek bu arada. From to deseydin demin move yaptığım gibi yapacaktı yani. Şöyle yapacak. Entity the mirror dediği şu X'ye diyorum 180 mm'ydi galiba 180 mm diyorum tamam ama olmadı bu biraz daha açığa alayım ben bunu hatta şöyle görün aradaki farkı görmenizi istiyorum çünkü bakın gördüğünüz gibi ölçüleri koru dedim ama ne oldu ölçüleri ya seçmediğimden galiba seçmediğimden bakıyorum. Evet, ölçüleri seçmediğimden ölçüleri kopyalamadı. Neyse, şu an ölçüler çok önemli değil benim için. Burada tuttuğunuz zaman entity mirror dediği yani aynalayacak objeler burada tuttuğunuz zaman ne oluyor? Bunu kopya yani aynalayacağım demek oluyor. Mirror about dediği de nereye göre? İşte buradaki simetri eksenine göre diyorum ve komutu onaylıyorum. Baktığım zaman burada bir simetriklik ilişkisinin varlığından söz edebilirim. Veya daha pratik nasıl yapabilirim? Bir tane eksen çizgisi seçtiğimden emin olarak şöyle ikisini seçiyorum ve mirror'a basıyorum. Bitti gitti. Çünkü neden? Program hani biraz akıllı bir program. Yani o belli açılardan ve işte
şöyle yapıyor. Hani bir eksen ve bir eksen olmayan bir çizgi veya nesne seçtiğine göre demek ki bu eksene göre ben bunu mirrorlayacağım. Mirror'a da bastığına göre diye düşünüp peşinen mirror yaptığınıza karar veriyor. Ve şu an mesela ben bunun ölçüsünü değiştireyim. Öbürü de değişiyor. Neden? Çünkü bu ikisi simetrik daireler. Yani dairelerin merkezleri simetrik. Pardon. Komple simetrik. Aslında yalnızca merkezleri de simetrik olabilirdi ama burada hepsi simetrik. Bir de şöyle göstereyim. Diyelim iki tane eksen çizgisi seçtim. Ondan sonra mirror dedim. Bakın mirror about diye yani aynalama eksenini bana soracaktır. Çünkü iki tane eksen var. Demek ki eksenleri değil. Şeyleri hani ya iki eksen seçtiğine göre yarın çizgileri de şey yapacak. Belli bir eksen üzerinde işte aynalayacak diyor. Mirror dedim. Mirror da böyleydi. Linear sketch pattern yani doğrusal çoğaltma diye geçer bu. Doğrusal çoğaltma. Bir tanesini tutuyorsunuz işte. Kaç milimetre öteye abi? İşte atıyorum 170 milimetre öte. Kaç tane diyorsun? İşte şu kadar tane. Kopyalalım. Bakın gördüğünüz gibi hepsi birbirine bağlı bir şekilde hareket ediyor. Yani çünkü arada şey var. Böyle bir ilişki var. Ama bu ilişkiyi tam olarak gösterebildiğimi düşünmüyorum burada. Tam olarak anlatabildiğimi düşünmüyorum. O yüzden üst katı komple sildim abi. Linear sketch pattern diyorum yine. 160 diyelim. 150 diyelim. 150 işte 10 tane. 150 arayla 10 tane istiyorum. Bakın 10 tane nasıl oldu? Bir dakika kaç tane istemiştim ben buna? 10 tane mi? Evet 10 tane. Baktım 10 orada duruyor mu? 10 duruyor. Yani ölçüleri değiştirebildiğim gibi bunların sayısını da değiştirebilirim arkadaşlar. 5 dersen 5 olur bu. Veya işte bunların durduğu mesafeyi de 150 olarak ayarlamıştım ama işime gelmiyor şu an. 130 istiyorum. Ben 130 olur. Bu kadar. Yani Linear Sketch Pattern şu ilişkiyi muhafaza ettiğiniz sürece bu şekilde değiştirebilirsiniz. Hani hem sayısını değiştirebilirsiniz hem de nasıl desem ölçüsünü değiştirebilirsiniz. Objeler arasındaki ölçüyü değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Mirror'ı gösterdik. Tamamdır. Başka ne lazım size? Şuna basarsanız işte şey oluyor. Burası yani eğer kapalı bir geometri var, kapalı bir geometri varsa ne oluyor? Onu gösteriyor. Kapalı geometrinin olup olmadığı neden bizi böyle ırgalıyor? Onu da bilelim. Tahmin eden var mı? Aslında deminki şu çizginin mevcudiyetiyle aynı. Yani daha doğrusu bunun statüsüyle aynı. Yani nasıl ki bunların hükmü yok. Bunun da hükmü yok. Yani bunun katıya çevrilirken daha farklı bir prosesi var. Öyle söyleyeyim. Yani daha farklı bir işlenme şekli var. Öyle söyleyeyim. Ve sketch konusunu burada bitiriyorum. Bir sonraki buluşmada buluşmak üzere. Gerçi çok kısa olacak. Size kendimi affettirmek istiyorum çünkü. Yani teknik bir takım aksaklıklar olduysa affola. Yani mikrofon olayını falan çözebilmiş değilim. İşte bir de animasyon yapmak istiyordum aslında. Hatta yaptım yüzümüzün kuyruğuna kadar geldim ama işte bilgisayar birkaç defa çökünce falan yani After Effects'te öyle bir sıkıntı yaşadık. Neyse daha sonra şey yapacağım. O videoyu da yani koyacağım. Yani o animasyonu da koyacağım. Çünkü animasyonun hani olayı aslında ilk SolidWorks anlatmaya başlarken ki yani ilk buluşmada bahsettiğim şeyle aynı. Hani böyle biraz böyle kafa açmak istiyorum. Yani vizyonumuz olsun istiyorum ya. Millet olarak biraz vizyonumuz olsun. Böyle hani şeyimiz olsun. Bakış açımız geniş olsun. Hani bilelim
Hani diyoruz ya hep işte dış güçler dış güçler. Kardeşim sen tamam hani dış güçler de yani sen ne yapıyorsun? Hani sen buna karşı ne yapıyorsun? Yani Allah'ın Hindistan'ı bizden daha fakir adamlar yani. Ya Allah daha çok versin. Allah versin de hakikaten. Ya fakirler adamlar bizden daha fakirler. Ve dünyanın en hızlı büyüyen yani birinci ekonomisi oldular geçen çeyrekte. Ya şimdi Allah aşkına yani. Ya bizle uğraşıyorlar, Hindistan'la uğraşmıyorlar mı abicim ya? Bırakın şu kafayı. Neyse, o yüzden de vizyon olması lazım. Dünyada hani dünyanın nereye gittiğini görüyor olmamız lazım. Bizim ülkemizin nereye gittiğini görüyor olmamız lazım. Biz kendimiz için ne yapalım? Hani ne yapabiliriz? İşte biz ne katabiliriz? Ya ben memleketi seviyorsam bu memlekete ne katabilirim abicim? Bu kadar basit bir şey ya. Ocusu bucusu, solcusu sağcısı, öttüdü bittiri ya. Birbirimizi yemeyi bırakalım abicim, tamam mı? Teknik açıdan gelişmeye çalışalım. Benim hani kafa bu, o yüzden hani o animasyonda size şey yapacağım, bitirip onu da yükleyeceğim. Ara ara böyle güzel hani motive edici, vizyon geliştirici, kafa açıcı ne dersiniz? Bu tip hani yayınlar da yapmak istiyorum. Ya yani bu çünkü yalnızca SolidWorks ile alakalı bir durum değil. Bu yaşama şekli, düşünce şekliyle alakalı bir şey. Oldu. Hadi görüşürüz gençler.